Otogalerilerde satılan araçların fiyatı bayileri geride bırakmış durumda. Galericiler bayilerde sıfır araç bulunmadığı için fiyatların kendilerinde daha yüksek olduğunu belirtiyor. Peki bu işin aslı astarı ne? Soracağız. Muhabir arkadaşım Mehmet Karataş konuyla birlikte bizi bekleyen isim. Mehmet günaydın, hoş geldin yayına. Hemen konuğunuzla size sözü bırakacağım ama şu soruyu sorarak ortada bir fırsatçılık var mı? Varsa bu fırsatçılar kimler diye soracağım. Teşekkür ederim Can Sayın Baca. Evet, aslında günlerdir tartışılan bir konu. Bayilere nazaran baktığımızda galericilerin fiyatlarının daha yüksek olduğu ileri sürülüyor ve bizler de aslında bunu tam da doğru adresine sormak üzere bu noktadayız. İstanbul Motorlu Araç Satışları Derneği Başkanı, İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel'e soracağız ve burada bulunduğumuz bu noktada Bağcılar'da birçok galerici var. Gerçekten bu bir fırsata döndürüldüğü yönünde iddialar var. Gerçekten galericiler bayilere nazaran hatta oradan araç alıp galericilerde daha yüksek fiyata satıldığı iddia ediliyor. Neler söylersiniz? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki gerçekten bu konu son günlerde otomotiv sektörü üzerinde bir sıkıntı haline gelmeye başladı. Tabii bu sıkıntının başlangıç noktası matrahlarda yapılan düzenlemelerden sonra çeşitli markaların, çeşitli modellerinde araç fiyatlarındaki düşüşten sonra meydana geldi. Tabii buradaki esas konu neydi? Esas konu şuydu, insanlar bayilere bu matrah indiriminden sonra gittiklerinde araçlarla alakalı alım yapmak istediklerinde burada araçların olmadığıyla karşılaştılar. Evet, gerçekten burada bayilerin ellerinde bu araçlar yoktu. Ha, bu araçlar satıldığı için mi hemen yoktu? Hayır, zaten pandemiden dolayı 2020 yılının başından beri otomotiv sektöründe arzla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşamaktayız biz. Sıfır araçlar pandemi sürecinde yeteri kadar piyasaya arz edilmedi. Onun üstüne pandemi bittikten sonra bir de çip krizi meydana geldi. Ve şu anda sıfır araç konusunda piyasada ciddi anlamda bir sıkıntı yaşamaktayız biz. Bu sıkıntı haliyle müşteri bayiye gittiği zaman karşısına çıkıyor. Bu çıktığında da bu sefer diyorlar ki bu araçlar nerede acaba? Galeriler mi almış bu araçları? Kim almış tarzında insanların kafasında bir soru işareti çıkıyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki en önemli konu şu, bayilerle otomobilciler arasında zaten bir alışveriş mümkün olmuyor. Biz o ikinci el otomobil satıcıları olarak bayilere gittiğimizde bize bu araçlar bayiler tarafından zaten verilmiyor. Verilmemesinin sebebi piyasada oluşan bu spekülasyonlardan sebep. Esas sıkıntı ne? Biz bu araçları bayilerden alamazken bizim işimiz kendi işiymiş gibi yapan kayıt dışı. Kayıt dışı bizim sektörümüzde en büyük problem. Şimdi insanlar gidiyorlar bayilere bu araçları yazılıyorlar. Kendileri binecekmiş gibi alıyorlar ama bir bakıyorsunuz ki internette bu araçları ciddi paralar üzerine koyup satıyorlar. Bunları yapanlar şahıslar. Aslında bu noktada sizin sektörde büyük bir haksızlığa uğruyor. Çünkü sonuç olarak araç alıp satan yerin adıdır otomotiv satış mağazası ya da galerici. Ama bu noktada sizin ifadenize göre ne yazık ki her gelen sektöre bir şekilde söz sahibi olup araç satıyor. Zaten sektörümüzün en önemli problemi bu. Yani burada kayıt dışıyla ilgili esas sıkıntı var. Devletimizden de hep bunu rica ediyoruz biz. Kayıt dışının üzerine gidilmesi. Burada en masum belki de ikinci el otomobil satıcıları diye belirtmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, Hayrettin Temeloğlu'nun özellikle ifade ettiği gibi Ertemel'in bu noktada aslında kendilerine bir haksızlık yapıldı. Çünkü zaten normal şartlarda bayilerden araç almalarının mümkün olmamasıyla birlikte galerici olmayan kayıt dışı birçok sivilin araç alıp araç satışı yaptığını ve bu da aslında kendi sektörlerindeki bir dengesizliğe de sebep olduğunu ifade etti diyelim ve Cansın söz tekrarsa bırakalım.